Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca'nın son yaptığı açıklamalarda ülke genelindeki artışlar dikkat çekici, tedbirde olmalıyız açıklamalarından sonra bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın mutasyon virüslerde girdi. Risk daha hızlandırdı açıklaması geldi. Habertürk Türk yazarı Muharrem Sarıkaya bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın ile yaptığı görüşmeyi anlattı. İlk zirveden önce de uyarmıştı. Dediği oldu ve bırakın enfeksiyon kapıp zor kurtulanları yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlandı. Aynı uyarıyı bugün de yapmaktan mutasyon virüsler de girdi. Risk daha hızlandırdı. Bu boş vermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor. Ülke geneli ikinci zirveyi yapacak.'' Sözün sahibi, yıllardır koronavirüse ulaşan Wuhan varyantı Türkiye'de görüldüğü günden beri de mücadelenin önünde yer alan Halk Sağlığı Uzmanı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın, İstanbul'da karşılaştığım tablo ürkütücüydü dedi. Buna ister tatlı umursamamazlık, dilerseniz de kolektif cehalet veya ötekinden gördüğü nedeniyle ortaya çıkan mücadele inancının kırılması değil güneşin ısısını yükseltmesiyle maske ve mesafeyi terk etmiş, sanki başka çıkar yol kalmayan umursamazlığında kendini sahile atmış onlarca insan aymaz halde dolaşmakta. İşlerinden dördünü bir sıra gözlemledim. Önce arkadaşlarıyla buluştu. Hepsi maskeliydi. Sonra yürümeye başladılar. Önce biri sonra diğerleri maskeleri çene altına fora etti. Sonrasında da sarmaş dolaş. Eski günlere dönüş muhabbetleri başladı. Çevredekilerin de tavrı da aslında onlardan farklı değil kulağımda hala İstanbul koptu gidiyor ve ülkede ciddi artış var cümlesi bir daha yankılandı. Özellikle İngiltere'de ortaya çıkan hızı artmış mutasyonlu virüs ile hızı o derece fazla olmamakla birlikte öldürücü etkisi yüksek Güney Afrika ve Brezilya mutatlarına dikkat çekti. İstanbul'da ve ülke geneli bir süre sonra enfeksiyon kapmış insan sayısında yükselme görmememiz imkansız dedi. Çünkü İstanbul koptu gidiyor. Ülkede artışlar hızlandı. Önlemlere uyan sayısı gittik azalmaya uymayan kalabalık ise bir modelini artmaya başladı. İngiltere ve Güney Afrika varyantı da üzerine bindi. Virüsün yaygınlaşmasının yeni varyantlar ile çok daha hızlı olacağına dair bir daha anımsatma geldi. Ama bir yandan da insanlara evlerine kapanmaları maske, mesafelerine dikkat etmeleri söylenirken diğer yandan bazılarının ülke genelinde virüs yokmuş gibi rahat bir şekilde istediğini yapması mücadelenin toplumsal algısını kırmakta. Önlemler alınmalı açıklamalarında bulunduğu Profesör Doktor Levent Akın Bilim Kurulu üyesi tarafından yapılan açıklamalarda. Peki siz Profesör Doktor Levent Akın'a katılıyor musunuz? Gerçekten de ülke genelinde artışlar yükselmeye başlamasıyla beraber ikinci, üçüncü zirve ciddi derecede artışlar olur mu? Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.